7 Ekim'de başlayan saldırı ve daha sonraki şu anda ikinci haftanın geride bıraktığımız savaş, İsrail-Hamas arasındaki savaştan çok çok öte sonuçları var ve Kürtleri, Kürdistan'ı çok yakinen ilgilendiriyor. Çünkü Kürdistan elinde bulunan güçler ve Kürdistan'da sömürgeci politika yürüten devletlerin bu savaştaki pozisyonu Kürtler açısından çok önemli. Yani bu savaş genişleyecek mi? Bölgesel bir savaşa dönüşecek mi? Örneğin Lübnan'a sarkacak mı? Yemen'e sarkacak mı? Buradan hareketle iddia edildiği gibi eğer bu saldırının arkasında İran varsa, İran ispatı varsa, İsrail ve küresel güçler İran'a yeni bir askeri operasyon düzenleyecekler mi? Bunda Türkiye'nin pozisyonu ne olacak? Rojava nereye varacak? İşte Irak'taki cihadist gruplar ne yapacak? Veya Suriye'deki Şii milislerin durumu ne olacak? Bütün bunlara baktığımız zaman bizi yakından ilgilendiriyor ve biz bu savaşın her anını, her saniyesini iyi takip etmek zorundayız. Ve bu iyi takip sonucu güncel, günlük politikanın yanı sıra orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirmek zorundayız Kürtler olarak. Çünkü şöyle diyemeyiz yani mesela bazı kesimler için bu bir romantik hikaye olabilir Filistin meselesi, İsrail-Filistin savaşı. Yani romantizm güzel bir şeydir. Yani hayal kurmak romantizm güzel ama real sahada bazı durumlar var. Yani örneğin Kürtler açısından şu anda hayati sorunlar var. Yaşamsal sorunlar var. Yani Kürtler bu coğrafyada var olup olmayacak kadar önemli sorunla karşı karşıyalar. Yani bir taraftan yeni bir hayat inşa etmek istiyorlar. Kendi geleceklerini özgürce belirlemek için diğer halklarla birlikte yeni bir takım alanlar açıyorlar. Örneğin Rojava gibi, Federal Kürdistan gibi ve de işte kuzeyde belediyelerin seçimlere alınması gibi. Ama aynı şekilde bu alanları ortadan kaldırılması için çok şiddetli bir saldırıyla karşı karşıyalar. Kürtler bir taraftan Filistin-İsrail sorunundan ilgilenirken ama esas olarak da bu kaos ortamında sömürgecilerin yeni kötülüklerine karşı çok hazırlıklı olmalı. Yani bu birbirini besleyen iki durum. Yani bir taraftan kaos var. Bu kaosta sömürgeci güçlerin pozisyonu önemli. İkincisi bu kaosun yarattığı toz duman içerisinde olası tehlikelere karşı hazır olmalılar. Çünkü biliyorsunuz bütün büyük soykırımlar küresel kaos aralıklarında oluşuyor. Lojik, politik olarak, askeri, siyasi, ekonomik, kültürel olarak hazırlığımız varsa bu konuda bir irade sahibiyseniz bu kaos aralıkları aynı zamanda size yeni özgürlük kapıları açmak için de fırsatlar verebilir ve veriyor da. O nedenle şöyle tedirgin olmamak gerekiyor. Böyle bir kaos var. Bu kaos her zaman muktedirlerin işine yarayacak. Hayır, bu kaosun sonunda çözüm de gelebilir, özgürlük de gelebilir. Mesela burada sizin pozisyonunuzdur, sizin durduğunuz yerdir. Romantizme kapılmadan gerçekçi olarak durumu analiz etmek ve bu duruma göre her koşulsakta pozisyon almakla alakalıdır. Hamas cihadist bir örgüttür ve esas ajandası Filistinler, Filistin halkının özgürce kendi geleceğini belirleme hakkı değildir. Daha çok şeriata dayalı bir İslam devleti kurmak. Kaldı ki Hamas, İran gibi bölgesel gericiliğin bir kanadını oluşturan, yani Şii eksende duran İran gibi bir devletin çok yakın ilişkisi içinde olduğu bir örgüttür. Yani Hamas'ın bu eylemi bazı uyuyan cihadist hücrelere yeni bir hareketlik kazandıracak. Özellikle Avrupa'nın bazı merkezlerinde kanlı eylemlerin gündeme gelmesi mümkün olabilir. Dünyada en zor şey Rojava'nın işi. Yani gerçekten hayal etmesi kadar yani gerçekleşmiş olması da zor bir şey. Çünkü bu kadar 2000 yıldır yani farklı inançların, etnik gruplar çatıştığı, kavga ettiği, savaşların hiç bitmediği bir coğrafyadan bahsediyoruz. Aslında 2000 yıla bakarsanız yani bu Mezopotamya, Orta Doğu, Ön Asya coğrafyasında savaşlar bitmiyor. Birisi başlıyor, birisi bitiyor, birisi başlıyor. Ve bu savaşlar çoğu da inançlar, dinler arasında oluyor. Mezhepler arasında oluyor. Farklı etnik inanç grupları arasında oluyor. Ve tabii tarihsel olarak da düşmanlıklar oluşturuluyor. Yani herkes birbirine düşman. O nedenle Rojava gibi çok uluslu, farklı etnik ve inanç gruplarının yaşadığı bir alanda hem de savaş ortamında ve ayrıca kuşatma ortamında böylesine bir özgürlük adası kurmak, böylesine bir özgürlük mekanı oluşturmak oldukça zor, oldukça gerçekten zor. Tabii bunun Kürt Özgürlük Hareketi'nin Sayın Abdullah Öcalan'ın paradigmasıyla çok yakın ilişkisi var. Çünkü Kürtler de zaman içerisinde değişime uğradılar.
Yani Kürt özgürlük harekete değişime uğradı. Ama bugün engellenen totalda şunu söyleyebiliriz. Yekünde şunu söyleyebiliriz. Rojava'da Kürtler çok doğru bir şey yapıyorlar. Yani sadece özgürlük kendi için değil. Bütün o bölgede, o alan içinde yaşayan herkes için sağlama çalışıyorlar. Yani bir Kürt Rojava'da ne kadar özgürse Arap da o kadar özgür. Türkmen de o kadar özgür. Asuri, Süryani, Ermeni o kadar özgür. Yani demokrasi ne kadar Kürtler için varsa onlar için de o kadar var. Eşitlik var, inanç grubu, inançlar arasında bir eşitlik var. Bir de tabii daha da önemlisi kadın eşitlikçi bir toplumdan bahsediyoruz. Yani kadınların eşit olduğu, söz ve karar mekanizmana katıldığı, yönettiği bir toplumdan bahsediyoruz. Çünkü bu dediğimiz dincilik veya yani bu muhafazakar demeyeyim de fanatizm aslında en çok kadınları vuruyor. Yani onları köle haline getiriyor, köle pazara satışa zorluyor, onların söz ve karar söylesene katılması engelliyor, yüzlerini kapatıyor, onları bir karanlığa mahkum ediyor. Rojava ise bütün kadınlara gerçekten aydınlık bir gelecek açıyor. Yani onların sadece kaba eşitçilikten bahsetmiyoruz burada. Bütün karar mekanizmalarına katılan, kararları alan ve yöneten bir yeni bir sınıftan bahsediyoruz. O nedenle DAEŞ'ten sonra küresel vicdanın, küresel demokrasi hareketinin yeni adresi Rojava'dır, Kürtlerdir. Cihadistler değildir. Rojava paradigması, Rojava'nın ortaya koyduğu yeni model, demokratik, ekolojik, kadın merkezli, demokratik ulusu esas alan yeni model, evet, sorundan çözüm için çok iyi bir modeldir. Eğer istenirse bu model pekala Filistin-İsrail meselesinde, pekala bölgenin diğer meselesinde de model olarak kullanılabilir ama tabii bu sadece bizim isteğimiz de olmuyor. Çünkü devletlerin ahlakı ve vicdanı yoktur. Onları esas olarak onları yönlendiren şey onların çıkarlarıdır. Tıpkı bugün olduğu gibi yani Türkiye ile İran'ın da İsrail'i de işte Hamas gibi cihadist bir örgütle yönlendiren şey bu halkın talepleri değil. Daha çok onların gündemdeki ajandalarıdır yani.